Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Bu akşam değerli bir meslektaşımı konuk ediyorum. Gökçe Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar İzzet Hocam, hoş bulduk. Biliyorsunuz salgın tüm hızıyla yayılıyor maalesef. Uluslararası boyutta başladı. Ülkemizi de son iki haftadır gündemini ciddi şekilde meşgul ediyor. Biz de akademisyenler olarak bundan sonrası için yol haritası çizmek durumundayız aslında. Bu akşam da salgın sonrasında iş gücü piyasaları acaba nasıl olacak? İşverenleri ve çalışanları ne tip zorluklar veya avantajlar bekliyor? Bunları tartışmaya çalışacağız. İzleyicilerimizin de sorusu olursa WhatsApp hattından bize iletebilirler veya görüşlerini WhatsApp hattından iletebilirler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Keşke daha güzel günlerde bu programı yapmak nasip olsaydı. Evet. Gündem oldukça üzücü ve can sıkıcı. Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Umarım biz de bu süreci bir problem yaşamadan atlatırız hep beraber, evet, ülkece. Ve hazırlıklı, mesela sağlık olarak hazırlıklı yakalanmaya çalışıyoruz. Tabii sağlıktan sonra insanların düşünmesi gereken diğer şey hayatını nasıl idame edecekleri. Evet. Bununla ilgili de yol göstermek istiyoruz bu akşam. İlk defa olmuyor bu salgın dünyada. Yani evet, bundan önce de tecrübe edildi ama bu sefer yankıları çok daha fazla oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani orta çağda mesela bir veba salgınında binlerce insan ölmüş. Keza 1918-1919 yılında İspanya'da İspanyol gribi denen bir vaka. Gene burada binlerce insan ölmüş. Ancak şu dönemde özellikle bu salgının hem çok yayılması, birincisi artık hani küreselleşme diyoruz, hani çok pelesenk oldu dilimizde ama gerçekten etkilerini bu noktada görüyoruz. Bir kere ulaşım ağları artık çok ciddi anlamda gelişti. Hareket yoğunluğu çok arttı. Bunun dışında hani hareket olmasa bile şu an hepimiz bir panik içindeyiz aslında. Panik demeyelim de endişe duyuyoruz, kaygılıyız kendimiz ve sevdiklerimiz için. Bunun da en büyük sebebi iletişim ağlarının veya işte telefonun, internetin bir şekilde artık dünyanın bir ucunda iğne yere düşse biz bundan bugün burada haberdar, evet, olabiliyoruz. Bu beraberinde belki bir paranoya da getiriyor. Bir sonraki nesil bambaşka düşünüyor olabilir. Hani evet, farklı bir psikolojiye bürünüyor insanlar. Düşünsenize şu an 8-10'lu yaşlardaki çocuk karantina kelimesiyle tanışıyor. İlerisi için çok başka bir kodlama oluyor olabilir kafasında. Bu da evet, tabii belli adaptasyonlar gerektirecek. Mesela şu an maalesef çok üzücü. İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada batıdaki illerin daha iyi adapte olduğunu söylemişti. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili. Hı-hı. Özür dilerim. Özellikle yaşlıların sokağa çıkma yasağı ve diğer vatandaşların da evde kalma, hı-hı, çağrısına. Bununla ilgili de birçok açıklama yapıldı ama Cumhurbaşkanımızın da bir canlı yayın açıklaması varmış. Tamam. İsterseniz oraya bağlanalım. Peki. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet hocam, Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik. Özellikle 30 il için denetim gelecek anladığım kadarıyla ama bu 30 ilin dışındakiler biraz daha inisiyatif almaya çalışacaklar. Gönüllü karantina çok önemli bir kelimeydi. Altını çizdim ben açıkçası. Yani bizlerin sokakta veya sosyal medyada bazılarında bir beklenti var. Beklenti şu, sokağa çıkma yasağı gelsin gibi. Yani bunun aslında kural olarak söylenmesine, zikredilmesine gerek var mı? İşte herkes kendini gönüllü karantinaya alabilir diye düşünüyorum. Şimdi açıkçası hocam, üzücü olan da şuydu, tam Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından önce onu söylüyordum. Bizim bölgemiz, yani Doğu Anadolu bölgesinde maalesef sokağa çıkmamayla ilgili bilinç daha az. Yani Bakan Soylu açıklamıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde biraz daha zorlandıklarını dile getirmişti. Bu anlamda da vatandaşımıza bir çağrıda bulunmuş olalım. Evet. Açıkçası hocam şöyle düşünüyorum. Biz de Akdeniz kültürüne sahibiz. İtalya'da durumun bu derece vahim noktaya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi konunun en başında çok ciddiye alınmamış olması. Biraz daha rahat davranılmış olması. Biz de benzer bir düşünceyle hani bizim ilimizde görülmedi veya buralara gelmedi, gelmez gibi bir yaklaşımla biraz daha gevşek ve rahat davranıyor olabilir kültürel mesela anlamda. Mesela şehirler arası seyahatler, evet, artık kısıtlandı. Valilik iznine bunu çok olumlu karşılıyorum. Çünkü galiba İtalya'daki
ilk yayılmasının en büyük sebeplerinden biri insanların seyahat etmeleri bugün, ülke içerisinde. Bugün Sayın Sağlık Bakanımız açıklama yaparken illeri özellikle açıklamadıklarını belirtti. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında İtalya örneği. Çünkü İtalya'da ilk vakanın nerede çıktığını açıkladıktan sonra bir anda o şehirden diğer şehirlere doğru bir akın başladı. Ve bunun akabinde bu kadar belki daha hızlı ve daha yoğun olarak yayıldı. Çünkü insanlar hastalıktan kaçtıklarını düşünürken aslında taşıyıcı olarak götürdüler. Evet, yani özellikle ilk dönemde belki bu yine yasaklanabilir miydi acaba? Türkiye için söylüyorum. Özellikle üniversitelerin eğitimi uzaktan eğitim olarak devam edeceği ilan edildikten sonra büyük şehirdeki öğrenciler ve o otogarların manzaraları geliyor gözümün önüne. İnanılmaz bir Türkiye içerisinde de bir ulaşım zinciri, trafiği yaşanmıştı. Ama şu an zaten seyahatlerin valilik iznine bağlanması bu anlamda ciddi bir duvar örmüş oluyor. Evet. En azından illerdeki vakaları il dışına çıkmayacak diye düşünüyorum. Şimdi açıkçası hocam, hani bu konuda biz uzman değiliz ama haberlerden izlediğimiz, uzmanlardan dinlediğimiz şu, bu virüsün her halükarda dünyanın %70'ine yayılacağı gibi bir öngörü var en azından şu an için. Hepimiz aynı risk altındayız. Sadece şunu yapabiliriz, kendimizi mümkün mertebe korumamız gerekiyor. Yani şu gönüllü izolasyon noktasında kendimizi ne kadar koruyabilirsek aslında çevremizi de o kadar korumuş oluyoruz. Yani sosyal sorumluluğumuz sadece kendimizi korumak için değil, aslında bu bir sosyal sorumluluk, evde oturmak, başkalarına bulaştırmamak için. Evet, bu konuyu da yeri gelmişken söyleyelim. Cumhurbaşkanımız da yer verdi. Özellikle sosyal medyada niyeyse hani bu klavye delikanlılığı, takipçi veya işte yüksek oranda beğeni alma güdüsüyle gençler özellikle çok anlamsız paylaşımlar yapıyorlar. Yaşlılar virüsü yayanlar değil. Yaşlılar sadece daha çabuk etkilenebilirler diye evlerinde kalmaları öncelikli. Yani öyle bir müdahale ediliyor ki videolardan gördüğümüz kadarıyla sanki o hastalığı yayan yaşlının kendisiymişçesine. Bu da çok üzücü. Bunu da bir söylemiş olalım. Toplu taşımalara gelen uygulama özellikle benim aklımdaki konulardan bir tanesiydi. Özellikle büyük şehirlerde iş gücü işe giderken insanlar özellikle toplu taşımayı kullanıyorlar. Ve burada da ciddi bir risk vardı. Orada da belli kurallar geliyor. Bu da bence sevindirici. Ve özel sektöre de minimum personelle çalışma isteği ki bununla ilgili ekonomik destekleri de vermişti. Geçen hafta. Kısa çalışma ödeneği. Evet, kısa çalışma ödeneği kapsamında. Yani öyle görünüyor ki yapılacak birçok şey yapıldı ve söylendi. Bundan sonrası bize kalmış diye düşünüyorum. Yani evet, bu noktada şimdiye kadar süreci nispeten iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben de. Ancak bazı kararların alınmasında belki örneğin toplu taşımada bu kararların veya bazı şehirlerin daha kısıtlı bir hale getirilmesi gibi. Çünkü kimde olduğunu bilmiyoruz. Ne zaman gelebileceğini, nasıl yayıldığını bunu kestiremiyoruz. Dolayısıyla risk almamak burada en önemli şey. Bu yüzden evden çıkmayın veya evde hayat var çağrısında bulunuyoruz insanlara. Evet, ümit ediyoruz ki birçok projeksiyon vardı. Bahsettiğiniz konu da önemli. Birçok dünya liderleri de muhtemelen bu projeksiyonları takip ediyorlar. Virüsün dünyanın %70'ine bulaşacağı bir şekilde bekleniyor. Fakat burada önemli olan bunu zamana yayabilmek. Çünkü sağlık sisteminin çökmesinden korkuyor. Amerika dahil, mesela bugün Amerika'nın bir duyurusu vardı. Dünyadan doktor istiyor Amerika. Düşünsenize, yani yeterli sağlık elemanı olmadığı için dünyadaki doktorlara iş pozisyonu açıyor. İspanya, İtalya yine bu anlamda muzdarip. Belki de bu iki ülkede hızlı yayılmasının sebebi sağlık sektörünün taşıyamaması. Ümit ediyoruz ki bizim sağlık çalışanları önlemlerini alarak ve bilgi tecrübeleriyle. Bugün Sayın Bakanımız açıklama yaparken Türkiye'deki yoğun bakım ünitelerinin %62 oranında dolu olduğunu söyledi.
Aslında bu ciddi bir rakam. Yani belki ay sonunda yoğun bakım üniteleri tamamen dolmuş olacak. Dolayısıyla şu an bizim alacağımız tedbirler... Bu koronavirüsle ilgili olduğunu sanmıyorum ama normal dönemde de Türkiye'deki hastanelerde yoğun bakımlar... Ama bu virüs ne kadar geç yayılır, yoğun bakıma ihtiyaç duyan, koronavirüsünden dolayı ihtiyaç duyan insan ne kadar azalırsa mevcutta hani başka bir hastalık dolayısıyla ihtiyacı olan insanlar o kadar yer kalacak. Belki öyle bir an gelecek ki hani sadece koronavirüslü hastalara veya umut gördükleri hastalara bakacaklar. Evet, bu da önemli olan durumlardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında özellikle dikkatimi çeken bir şey var. Belki hafta içinde de konuşmuşuzdur. Ülke yönetim sistemleriyle ilgili birçok projeksiyon yapılıyor. Çünkü dünyada bu virüsün önüne geçebilen, orada doğmasına rağmen, milyarlarca nüfusu olmasına rağmen Çin. Ve Çin'in daha az liberal bir ülke veya yönetim olduğunu biliyoruz. Ve oradaki uygulanan önlemlerin de gerçekten kendi ekonomik sistemine paralel önlemler olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Amerika'da mesela daha liberal bir ülke, politikalar da bu şekilde ve Avrupa'da Akdeniz ülkelerinden bahsettik, daha hızlı yayıldığını görüyoruz. Şöyle bir beklenti oluşuyor. Önümüzdeki dönem yönetim biçimlerinde bir değişiklik olabilir. Belki devletçi yapı veya sosyal devlet yapısına bir anlamda hızlıca geçiş olabilir. Amerika'da bu sene seçimler var. Öngörülen demokratların tekrar geleceği. Çünkü bu psikolojik bir durum. Yani farklı bir dünya yönetim biçimine de gidiyor olabiliriz. Hocam tarih boyunca yaşanan her olay mutlaka bir kırılma yaratmıştır. İster yani biraz büyük, biraz küçük ama mutlaka bir etkisi olmuştur. Küresel olarak böylesine bir salgın ve hastalık durumu da mutlaka ciddi bir değişikliğe sebep olacaktır. Ama tabii bu bir anda bir kırılma gibi. Mesela bunu sizinle daha önce konuşmuştuk. Hani liberalizm ölecek mi acaba? İşte dünya yeni bir sisteme doğru mu gidiyor? Yani bunun bir anda bir kırılma olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben bir ekonomist değilim tabii ki. Bunu değerlendirecek yetkinliğe de sahip değilim. Ancak doğa bilimlerinden gördüğüm kadarıyla bu hani bir şey yok olmaz, sadece dönüşür. Yani ortadan kaybolması veya bir anda başka bir şeyi, hani başka bir şeye dönüşecek. Ama tabii bu zaman ve süreç alacak. Zaten hatta bugün en başında biz konuyu belirlerken bu yüzden uzaktan çalışma konusuna da değinmek istemiştik. Yani evet, dünya artık evden çalışma veya uzaktan çalışma sistemler buna doğru. Çünkü Endüstri 4.0 da geliyor. Yani korona olmasaydı zaten insanlar bir şekilde ofisten ayrılacaklardı. Bununla ilgili de birçok komplo teorisi var. Ben de şöyle düşünüyorum. Belki... sebep, yani bu sisteme geçişin sebebi bir şekilde bu virüse dayandırılıyor ve virüsün sanki bir laboratuvar ortamında oluştuğu bazen ben söyleniyor. Ben buna katılmıyorum hocam. Ben de katılmıyorum çünkü... ama şu bir gerçek, sonuçları, komplocuların ortaya koyduğu sonuçlara ben bir anlamda katılıyorum. Çünkü yeni bir dünya düzeninin de geleceğini düşünüyorum. Eğitim sisteminde, çalışma sisteminde, televizyon sektöründe, yani birçok sosyal hayat... Belki süreci hızlandırmıştır ama yani sadece bu virüsün sebep olacağı, çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Evet. Yani mesela iş dünyasını konuşalım. Home office veya işte uzaktan çalışma. Yani çok ciddi bir kültürel adaptasyon gerektiriyor aslında. Evet. Çünkü birçok KOBİ'yi düşünün. 10 kişi ve daha az insan çalıştırıyorlar ki Türkiye'nin büyük çoğunluğu bu şekilde istihdamlardan meydana geliyor. Birçok işveren bence şuna hazır değil aslında. Ben maaşını ödemeye devam edeyim ama sen evinde çalış. Çünkü onu orada görmek istiyor olabilir. Aslında bilmiyorum bu adaptasyon nasıl olacak? Şöyle hocam, yani Amerika'da, Avrupa'da remote work dediğimiz uzaktan çalışma sistemi aslında var. Yani hatta öyle durumlar var ki işveren ve çalışan hiç tanışmıyorlar. Yani internet üzerinden tabii farklı bir ülkelerde. Evet. Yani hep bu Hindistan biz örneği Türkiye'de verilir ya. Evet, bu hani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de belki büyük şehirlerde nispeten başlamış olabilir ama çok yaygınlaşmış bir çalışma biçimi değil ülkemizde. Ama oraya doğru gidiyoruz. Yani işletmelerin veya çalışan olarak piyasada tutunabilmenin en büyük en önemli etkeni veya sebebi çevreye uyum sağlamak, adaptasyon. Yani biz bunu şu anda öngörebiliyoruz. Öyleyse buna adaptasyon sağlayabilmek için şu anda ne yapmamız gerekir?
veya ne yapabiliriz? Çünkü bir anda hiç hazırlıklı olmadığımız bir şekilde uzaktan eğitime geçtik. Buna belki Milli Eğitim'in bir altyapısı vardı, EBA'yı kurdular. Ancak bizim üniversitede bazı dersler tarih gibi, İngilizce gibi uzaktan eğitimle veriliyordu. Ancak sizin benim ders ortamı dışında, sınıf dışında böyle bir kayıt almıştığımız ve pek çok hocamız hemen hemen hiçbirinin böyle bir deneyimi ama yoktu. Ama çok hızlı bir adaptasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şok, bu belki hiç böyle bir süreç yaşanmadan üniversitede 5-6 aylık bir adaptasyon sürecine ihtiyaç olabilirdi minimum. Evet. Fakat şu an bir hafta içerisinde... Havuza düşüp yüzmeyi öğrenmek zorundasınız yani. Şimdi izleyicilerimizin bazıları şunu merak ediyorlar. Şimdi yarın işe gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz diye. Zaten devlet, kamu bunu bu hafta başında planlamıştı. Şunu tavsiye edebiliriz. Evet, yani en azından bu akşam itibariyle tüm özel iş yerleri de kendi içerisinde hızlı bir planlama yapabilir. Yani yarını şimdiden programlayabilir ve kendi çalışanlarını duyurabilir. Kurumsal firmalar mesela Gazi Caddesi'nde, ki kurumsal firmalara bakın uzun süredir kapalı. Özellikle ekonomik destek açıklandıktan sonra sadece online satış yapacaklarını, şubelerini kapatacaklarını söylediler. Fakat bizim daha yerel ve küçük firmalar bu anlamda maalesef adaptasyonu sağlayamadı. Önemli sebeplerinden biri de şu olabilir. Orada çalışan iş gücü zaten sigortasız. Yani bu ekonomik destekten faydalanamayacaklar. O yüzden belki biraz daha zor bir dönem bekliyor olabilir ama burada işverenin belki üzerine biraz daha yük düşüyor. Zannediyorum yani şu dönem en azından bizim kârı düşüneceğimiz veya belki bu sürecin sonunda ölen pek çok firma olacak. Yani işletmeler batacak belki. Ama şu süreçte en azından firmaların pek çoğu hani eleman çıkarmayı düşünmüyor. Bu zararı cebinden tazmin etmeye gönüllü ve niyetliler. Ancak tabii nereye kadar dayanır? Bu belirsizliği şu anda bizim öngörmemiz mümkün değil. Ne zaman biteceğiyle ilgili. Ama firmaların yani en azından daha büyük şirketlerin veya bu sorumluluğu kaldırabilecek etik anlamda çalışanlarına sahip çıkan firmalar eleman çıkarmayı düşünmeyecekler. Ama diğerleri dediğiniz gibi belki elemanları hani uzaktan çalışmayı da geçtim. Direkt belki bu süreç daha önümüzü görmeden işten çıkacaklar. Bir de sektörler de değişiyor. Bambaşka sektörler doğabilir. Çünkü geçtiğimiz yıl bununla ilgili bir haber okumuştum. 20 sene içerisinde 30-40 tane yeni meslekten bahsediliyor. Ve bu meslekler belki bu salgın sonrasında 40'ın da üzerine çıkacak. Veya mevcut işler kendi içerisinde farklı bir sürece girecek. Bununla ilgili gençler sizce nasıl bir adaptasyon sürecine hazır olmalı? Çünkü üniversite öğrencileri bizde genelde şöyle motive oluyorlar. 4 yıllık eğitim, ardından bir KPSS, ALES gibi sınavlar, sonra bir iş dünyası. Ve bu 4 yıl boyunca kendini müfredat dışında geliştirebilen çok az kişi var. Gençleri, daha gençleri ele alalım. İşte tabletten ve cep telefonundan korkan bir üst ebeveynler, haklı olarak, bazı haklı sebeplerle. Ama diğer taraftan da tablet ve bilgisayara doğru giden bir dünya. İlköğretim ve orta öğretimdeki çocuklar bu anlamda kısıtlandığında belki önümüzdeki dönemlerde negatif bir etkisini görecekler bu durumun. Nasıl bir dünya bekliyor bizi iş gücü açısından? İş gücü açısından hocam zaten bu uzun süredir konuşulan bir konu. Almanya'da Endüstri 4.0 çıktı. Arkasından Japonya Endüstri veya Toplum 5.0. Yani dünya dijitalleşmeye doğru artık fiziki, yani 1900'lü yılların başında fiziki olarak insan gücüne ihtiyaç vardı. 1950'li yıllara gelindiğinde yani 1900'lü yılların başında insanı sadece çalışan bir bir olarak görüyorlardı. Dişlinin bir parçası. Evet, dişlinin bir parçası olarak görüyorlardı. Yani duygularının olduğu, ve düşüncelerinin olduğunu önemsenmiyordu. Evet, kesinlikle ve bu hem Batı hem Doğu dünyasında. Yani bu biraz önce bahsettiğimiz sistemlerden bağımsız, hem liberal Avrupa'da hem daha komünist rejimlerde mesela Rusya'da, her iki blokta da kesinlikle işçinin günde 18-19 saat çalıştığı, üretimin bir parçası olup sosyal haklarının neredeyse sıfır olduğu bir dönem. Evet. Bahsediyoruz. Evet, 1930'lu yıllara gelinen, hatta bu Kara Perşembe de çok etkili olmuş. Daha sonra yapılan araştırmalarda insanın verimliliğini artırmanın ona robot gibi davranmak olmadığı, onun duyguları olan bir varlık, kullanılması gereken bir kaynak olarak görülmeye başlandığı bir dönem var. Ancak tabii 1970'li yıllardan sonra artık bilgisayarın hayatımıza girmesi, internet teknolojisi,
ve bunların getirdiği artık yeni yetenekler veya yeni donanımlar kazanma ihtiyacı, insana olan bakışı, çünkü artık eskisi gibi insanın fiziki gücünden yararlanmıyoruz daha çok. Fiziki işleri artık makineler yapıyor. İnsanın bu durumda daha yaratıcı, çünkü makinelerin yapamayacağı tek şey hayal kurma. Yani dolayısıyla dünya, yani Endüstri 4.0 olsun, işte toplum 5.0 ne olursa olsun, makineler öğrenmeyi de öğrenebilirler. Ancak makineler hayal kurmayı öğrenemezler. Dolayısıyla insanların belki hayal güçlerini geliştirecek, yeni bir şey ortaya koymasına yardımcı olacak bir ortam, sistem sağlanmalı. Bu da ancak onu daha fazla özgürleştirerek olabilir. Yani işte liberalizm ölür mü, ölmez mi diye tartışırken, evet belki bu krizden sonra veya işte bu salgın durumundan sonra daha milliyetçi, daha devletçi yaklaşımlar benimsenecek. Çin örneğinde olduğu gibi, orada şu anda çünkü daha başarı yakalandı bu konuyla ilgili. Ancak uzun vadede daha fazla bireysel özgürlükleri, sistem zorlayacak yani bunu. Yani bu adapte olmanız gereken, eğer olmazsanız sistemin dışında kalacağınız bir sürece doğru ilerliyor. Zaten mesela dünyayı son bir haftada Elazığ veya kendi dünyamızı ele alalım. Aslında ciddi bir rahatlama dönemine de girdik. Bahsettiğiniz özgürlüğü şu an bir haftalık da olsa bir tecrübe ettiğimizi düşünüyorum. Yani bu zorunlu olmasa da gönüllü karantina sonrasında insanlar biraz daha kendine döndü veya ailesine, evine dönmüş oldu. Bu bahsettiğiniz özgürlüğü sanki şu an biraz daha tadıyoruz. Kendi kişisel zevklerimizi, biraz daha yaşama veya kendimizi tanımayla ilgili de olumlu bir sürece girmiş olabiliriz. Avukat Melih Efe mesajında şunu soruyor. Acaba önümüzdeki dönemde bu esnek çalışma hayatı veya iş gücünün home office gibi beklentisi, bu artı eksim onu da konuşuruz da iş yerleri için, devam eder mi sizce diye sormuş. Buna cevap verip şuraya da bir geçebiliriz aslında. Uzaktan çalışma. İşvereni ürkütecek bir şey mi? Yani şu kaygıyı güdebilir mi acaba işveren? Evinde acaba şimdi çalışıyor, bu ne yapıyor? Mu? Evet. Çalışıyor denetim mu, çalışmıyor mu? Verimliliği düşer mi, düşmez mi gibi. Evet. Şu an dediğim gibi biraz belki mecburiyetten evde çalışmaya başlandı veya uzaktan çalışma ilk defa hayatımıza çok keskin bir şekilde girdi. Dolayısıyla buna ne çalışanlar hazır ne firmalar hazır. Firmalar açısından şu anda evde çalışma ile ilgili en büyük handikaplardan bir tanesi kontrol denetim eksikliği. Velev ki bu durum 6 ay sürdü diye düşünelim. Tamam, fiziki üretim hani devam eder veya bir kısmi olarak devam eder. Evet. Ancak bunun dışında idari işler, yani beyaz yakalı dediğimiz çalışanın mutlaka ofiste bulunmasına gerek yok. Artık internet ortamı var, bilgisayar var. Dolayısıyla bütün bu işlemler uzaktan da yapılabilir. Ancak buna yeterli bir mesela programı var mı? Tabii evlerin teknolojik, evet, altyapısından bahsediyordu bugün, evet, okuduğum bir haberde. İnanın cidden ufuk açıcı şeyler. Yani evlerin internet bağlantısı, geçtiğimiz dönemde gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen televizyon. Evde televizyon var mı yok mu? Daha sonra evde internet bağlantısı var mı yok mu? Şu an internet bağlantı hızları veya... Evet, donanım sistemi çökertiyor çünkü. Yani çalışanların evden çalışırken şu an en çok zorlandıkları, mesela bankacı arkadaşlarım var, evden çalışıyorlar yani şu anda. İşlem yapıyoruz diyor, mecburen yapıyoruz. Evet. Ancak bir yerden sistem artık kaldırmayacak noktaya geliyor. Bu da işverenlerin sizin evinize teknoloji yatırımı yapmasıyla sonuçlanabilir. Yani siz, evet, çalıştığınız firma size bazı şeyler sunacak. Ama bütün firmalar bunu tercih etmek zorunda değiller. Yani bu tercihe kalmış. Dediğim gibi eğer uzaktan işe, bu tabii şunu gerektirir. En başında eğer bir sistemli olarak uzaktan çalışmaya geçeceğiz diyorsanız önce bir iş analizinin tekrar yapılması gerekiyor. Hangi işler uzaktan yapılabilir? Bu işlerin yapılması için hangi programlara ihtiyaç var? Bu işi yapacak olan kişiye bu programların eğitimini nasıl vereceğiz? Yani aslında bunlar basamak basamak. Biz şu anda çok böyle keskin bir şekilde bu sürece geçmiş olduk. Ancak ben tabii her krizin peşinden bir fırsatı getirdiğini düşünüyorum. Bu hepimiz için bir kendimizi çek edip, yani hangi donanıma sahip olmam gerekiyor? Neyi öğrenmem gerekiyor? Nasıl öğreneceğim? Bütün bu süreci canlandıracağını ve sonunda umuyorum ki daha güzel sonuçları, evet, elde edecek bir noktaya getirecek bizi. Zaten bu süreçten önce de dünyada home office, uzaktan çalışma trendinin arttığını biliyoruz. Evet. Yani şu ana Amerika'da kadar olmayan bir... Amerika'da 4.3 milyon insan şu an sadece uzaktan çalışıyor. Yani pek çoğu da işvereniyle tanışmıyor. Müthiş bir rakam ve özellikle biraz önce Hindistan söyleyince aklıma geldi. Çağrı merkezleri. Çünkü, evet, fiziki olarak o ülkede bulunmasına bile gerek yok. Öyle bir mobiliteye gerek yok. Yani şu an Elazığ'daki çağrı merkezini arayan biri belki de İstanbul, Ankara veya Edirne'de, Edirne ile konuşuyor.
Bunun yanı sıra Amerika'daki çağrı merkezini arayanlar Hindistan'da ikamet eden biriyle telefonun diğer ucunda konuşuyorlar. Yani o hizmeti dünyanın öbür ucundan alıyor gibi ve bununla ilgili adaptasyon süreçleri... Şimdi hocam çok güzel bir yere geldiniz. Bu şirketler aslında yani uzaktan çalışma konusu şirketler için şöyle çok güzel bir avantajı da beraberinde getiriyor. Bir kere şirketlerin yetenek havuzu genişliyor. Yani sizin bazı kilit noktalarda örneğin araştırma yapması, veri analizi veya belli özel programların kullanılması veya ihtiyaç duyduğunuz başka bir alanda siz sadece yerel istihdam kaynaklarına mecbur değilsiniz artık. Dünyanın herhangi bir yerinde ilgili işi iyi yapan, üstelik o insanın mesela ona bir ofis vermek zorunda değilsiniz, onun elektrik giderlerini karşılamak zorunda değilsiniz, internete erişimi sizin sorumluluğunuza değil. Yani siz ona yapacağı işi söylüyorsunuz, karşılığında iş yapıldıktan sonra ödemesini yapıyorsunuz. Bu ister Japonya'da olsun, ister Çin'de olsun, ister Amerika'da, ister Almanya'da. Yani dünyanın herhangi bir yerinden bir çalışan istihdam edebilirsiniz. Evet ve bu genelde katma değeri yüksek sektörler. Evet. Mesela yine bir haberde kilogramı 2 milyon dolara çip üretiyoruz diye bir haber vardı. Yani inanın uzaktan çalışılabilecek sektörlerin katma değerinin de yüksek olduğunu görüyoruz. Yazılım gibi. Yani tekstil üretimini varsayalım. Tekstilde binlerce insan belki bir araya geliyorlar ve bir araya gelerek ürettikleri şeyin değeri maalesef diğer tarafta yazılım üreten veya buna benzer teknolojik ürünler üreten firmalar kadar değerli değil. O yüzden aslında uzaktan çalışmaya elverişli sektörlerin katma değerinin de daha yüksek olduğunu şimdiden öngörebiliriz. Verimlilikle ilgili bir artış olur mu sizce? Bunu bu korkuyu yaşayabilirler. Ben maaşı ödüyorum. Acaba yeterince çalışıyor mu? Ama şimdi gibi bir şöyle korku. Bir şey var. Şimdi biz kültürel olarak tabii yerel bağlamda düşünecek olursak evet Elazığ'da veya bu bölgede veya genel olarak Türk kültürü veya İtalyan kültürü belki İspanyol kültürü için bunları söyleyebiliriz. Acaba çalışıyor mu soru işareti olarak gelir aklınıza. Ancak mesela dedim ya 1900'lü yılların başında insanı tamamen bir makine gibi görüyorlardı. O sistem yürümedi. Şu anda insanı biz sorumluluk almayı sevmiyormuş gibi veya onun inisiyatifine bıraksak bu işi yapmayacakmış gibi. Halbuki yani bilmiyorum hocam genel olarak diğer arkadaşlarımın durumu nasıl ama şu anda mesela son bir haftadır ben normal zamanın belki iki katı çalışmaya başladım. Yani çünkü bir mesai kavramı yok. Yani 9-5 veya 8-5 mesai kavramı yok. Ben 8'de oturdum, işte 5'te gidiyorum durumu yok. Evden çalıştığınız zaman kendiniz ayarlamak zorundasınız. İsterseniz sabah iyi çalışıyorsanız sabah erken kalkıp çalışıp sonra günlük işlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ya da akşam mesela hani gündüz dışarıdasınızdır veya başka işleriniz var veya ailenizle ilgilenmeniz gerekiyor. Gece 12'den sonra çalışabilirsiniz. Yani bu esnek çalışma düzenini... Çalışmayı kendiniz programlıyorsunuz. Bu da otonom sağlıyor. Ve verimliliği evet, artırır diye düşünüyoruz galiba. Otonom sağladığı için yani özerk bir yapıya kavuştuğu için çalışan kendi programının nerede, ne zaman, nasıl çalışacağını kendi karar verdiği için bir özgürlük duygusu hissediyor. Ve aslında bu yaratıcılığını da tetikliyor ve mutluluğu dolayısıyla da verimliliği artırıyor. Yakın zamanda mutluluk üzerine bir çalışma yaptım hocam. Mutluluğun işle ilgili en önemli sebeplerinden bir tanesi otonomi sahibi olmak. Yani süreçleri kendisinin karar vermesi. Belki bu uzaktan çalışma aslında insanlara çok daha fazla sorumluluk yükleyecek ve verimliliği çok daha fazla artıracak. Evet, bununla ilgili geri dönüşlerin pozitif olacağını öngörüyoruz. Ben de size bu noktada katılıyorum. Adaptasyon sürecinde belki biraz zorlanabiliriz. Ama genel olarak bu işin sonucunda daha verimli evet ama tabii hocam her şeyde olduğu gibi yani ne olursa olsun bu pozitif tarafları var, negatif tarafları var. Yani evden çalışmak da bir aslında sosyal izolasyon. Yani içe dönük insanlar mesela buna çok mutlu olabilir, çok keyif alabilir ama dışa dönük bir insanı siz evde oturtamazsınız. Yani bu süreç onu öldürür. Yani dolayısıyla mesela pozitif tarafı evet verimliliği artırabilir bazı çalışanlar için, bazı iş durumları için ama bir taraftan sosyalleşmeyi kısıtladığı için o daha bir kısır döngüye sokabilir çalışana. Evet. Yani bununla ilgili şu bir haftalık süreçte ama şunu görüyoruz. Biz çok yani dünya eşimle konuşuyorduk. Şu kanıya vardık. Dünya dinlendi. Yani bir haftadır gerçekten dünya öyle yoğun bir özellikle ekonomik kaygılardan ötürü öyle yoğun bir fabrika gibi ki insanlarıyla caddeleri, sokakları yani öyle bir hengamedeydi ki ve şu son bir haftada veya iki hafta diyelim gerçekten dünyanın tümü dinleniyor. İşte İtalya'da o turistik yerlerde çıkan farklı yeniden ortaya çıkan işte balıklar mesela.
Bunlar aslında beni bir taraftan heyecanlandırıyor. Çünkü bu dinginlik belki önümüzdeki dönemde bazı aşırı tüketimle ilgili bizi mesela yapılan en büyük eleştirilerden biri, özellikle son 20 yıldır aşırı tüketim ve bunun bizi getirdiği nokta. Belki bu anlamda biraz daha rahatlamış bir dünyaya bizi götürebilir. Hem çevre anlamında hem psikolojik olarak. Yani çünkü cidden yoruluyor insanlar. Yani hani plazma kültürü diye bir kültür oluşuyor. Artık iş yerleri sizin kişisel kültürlerinizi hiçe sayıyor. İşte bu din olabilir, örf adet olabilir. Kendi kültürlerini empoze eden plazalar var, orada şirketler var. Bu anlamda da bir frene basılmış diye düşünüyorum. Ben şeyi çok severim hocam, şu sözü çok severim. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş. Sözünü gerçekten severim. İnsanın zaman zaman, ben buna çok sık ihtiyaç duyarım mesela. Bir dönüp kendimi check etmek, kontrol etmek. Şu an mecburen o noktaya geldik. Mecburen yapıyoruz. Ama bunun diyorum ya hani her şerde bir hayır vardır. Bunun belki hayrı, hani insanların kendilerini değerlendirmeleri, çevrelerini, hayatlarını, ekonomiyi. Belki hani liberalizm değil ama kapitalizmde hani o olmayan ihtiyaçları yaratma, insanların belki hiç ihtiyaç duymadığı şeyleri ihtiyaçmış gibi üretme mantığı, belki bu değişecek. Belki bu salgından alacağımız en veya hani pozitif olarak en çok bunu belki hissedeceğiz. Ki bu da harika olur. Evet. Süremizin sonuna geldik. Vakit çabuk geçti. Biraz da evet Cumhurbaşkanımızın açıklamasını birlikte dinledik. Teşekkür ederiz. Daha konuşacağımız şeyleri aslında hiç konuşamadık, evet, ama. Birçok noktaya giremedik. Önümüzdeki hafta devam ederiz diye ümit ediyorum. Çünkü en azından biz bu hafta gençlere birkaç mesaj vermeyi de hedefliyorduk. Evet, o noktaya hiç değinemedik. Onlara da değinemedik. Ama şunu hatırlatmış olalım. Hem bizim öğrencilerimize hem de daha küçük kardeşlerimize, tatil algısını lütfen bir defa yıkalım. Şu an tatil değil. Yani öğrenciler, birçok öğrenci işte uyku saatleri değişiyor. Artık tamamen sanki tatildeymiş gibi davranmaya başlıyorlar. Aslında hocam, bunu fırsata çevirip kendilerini geliştirebilecekleri bir dönem veriyorum. Hocam, kapatmadan önce evet, şunu söyleyeyim sadece. Aslında bu gerçekten büyük bir fırsat. Pek çok psikoloğun veya bu konuda uzmanın tavsiye ettiği şu: evde olsanız dahi kendinize bir günlük rutin oluşturun. Sabah her zamanki saatten belki bir saat ancak geç kalkın. Yani şu an evdeyim, öğlene kadar uyuyayım, sonra eğer düzeni bozarsanız bir süre sonra evde kalmak katlanılmaz bir hale gelecek. Evde kendinize günlük bir rutin oluşturun. Bu çocuklar için de, evde kalan yetişkinler için de önemli bir nokta. Ve tabii sadece şunu da eklemek istiyorum. Şu 60-65 yaş üstü nesil için büyüklerimiz umarım da uzun sürede başımızda olurlar. Bizi yalnız bırakmazlar. Onlar için belki de en fazla bu evde kalmaya, yani gençler belki bundan çok etkilenmeyecekler. Ancak onlar için buna dikkat etmemiz gerektiğini. Evet, bir sosyal sorumluluk. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam davetiniz için. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta devam edeceğiz. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.